takım ırpalar. O 20 30 dakikada 2 saatlik antrenmanda orada borçlanmaya girersin dersin ki öldüm bu antrenmanda doğru mu? Evet. Doğru hocam <laughs> haklısınız ama demek ki sizin de bu 30 dakika çok erken. Evet baskılı oynadı Fenerbahçe. Ama Daha diday. dominant oynadı. Şunu ekleyebilir miyim? Bu çok önemli hani. Oynamadı ya Fenerbahçe bu oyunu. O yüzden o gibi de 30, gözüktü. 30. dakikadan sonra tempo düşmesi, Hı. yorulması normal evet, bir şey değil. Doğru. Benim Aklısın. hocam benim nazarımda. Bak, fizik benim kalitesi bak, bak. Beşiktaş'a o gelmeyebilir. Şimdi fizik kalitesi ben bir veri verdim İbrahim. Yani ya şiddetli koşuları yani çok yüksek yapıp çok fazla böyle bununla sıralamada üst sırada bir takım değil Fenerbahçe. Topu da geç kazanıyorsun. O zaman böyle bir oyun oynarsın. ister istemez oyuncu sağ içine borçlanmaya girer. Buyur. Gire hocam ama bence Fenerbahçe elinde malzeme var. Çok iyi de oyuncuları var dediğim gibi. Yani son maça baktığımız zaman iyi analiz edildiği zaman Fenerbahçe'nin. Evet, e, ilk yarı fena bir gözükmedi ama bence bunun hala Fenerbahçe beklenen oyunu verdiğini düşünmüyorum. Hani topun daha kendinde kaldığı, Kesinlikle. o ikinci ve üçüncü bölge arasında topu yapıp, rakibi baskı altına alan zaman zaman olsun veya belli bölümlerde atak arayan bir Fenerbahçe yoktu. Yani nasıl fark yarattı Fenerbahçe mesela? Pelkas da fark yarattı. Perkasın mesela e, Samuel'e attırdığı golde, hani iki, iki baskı yaparken, e, araya bir pas attı. Samuel'in de burada yine bireysel becerisi. Rakibinin iki metre gerisinden gelip, bir metre önüne geçerek, çabukluğu, hızı ve sonra gol, golü sonuçlandırdı. Bu tamamen bireysel beceriyle ilgili bir, bir durum. Ama Fenerbahçe bunları geliştirir ama böyle silahlara çok fazla. Yani Pekas'ın gelmesi mesela oyun anlamında o üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin böyle bir daha coşkulu, daha istekli. Hani kamuoyuna ve taraftara baktığı zaman Fenerbahçe taraftarı biraz daha mutludur. Çünkü daha atak yapan, daha zorlayan bir takım vardır. Yani bu da en başta başrol oyuncusu Pekas diye düşünüyorum ben. Samuel'in buradaki bireysel becerisi, bireysel özelliği ortaya çıkması, diğer oyuncuların katkısı bence artı olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci yer yine düştü. Tabii. Fenerbahçe bunu... Daha da yani 30 dakika değil hocam bunu işte 45'ten sonra 60 70 yani uzun vade bunu yapabilirse Yok. Fenerbahçe fark Tabii yaratır. Tabii doğru 30'dan sonra bak 15 dakika o bölümde pozisyon vermesi olur. Diyorum ya az önce. Yani orada kaliteli ayaklar var. Şimdi Pelkas, Sosa, Mert Hakan özellikle Sosa ve Pelkas o dinlendirmeyi yapması gerekir. Pas oyununu, oyunu, evet. o temposunu düşürüp rakibe de pozisyon vermeyeceksin. Sen az önce söylediğin, Ceyhun'un da çok güzel o dalgalanmayı yaşıyor Fenerbahçe. Yani o dalgalanmayı oyun gelgiti yaşayabilir her takım. Avrupa'da da yaşıyorlar Kerem. Sen de Avrupa'yı yakından takip eden e, bir futbol adamısın. Yani Avrupa'da bu kadar dalgalanmalar olduğu zaman pozisyon vermiyor rakibe. Şimdi Fenerbahçe 2-1 iki girerdi. İkinci yarı problem olurdu. Tekrar bir krize girersin. Bir 30 dakika çok değerli bir 30 dakika oynadı Fenerbahçe. Ya yani ben Aşırı derecede yani benim yüksek tempoda oynadı baskı yaptı yani bir futbol sever olarak yani futbol adamı olarak ciddi hoşuma gitti baskı yapıyorsun kazanıyorsun çıkıyorsun kazanıyorsun evet. çıkıyorsun çok yüksek tempolara yani çok aşırı bir ritim vardı oyunda kazanılan çıkan kazanılan çıkan canlı sıkıştırmalar ikili üçlü yani bu yüksek tempolara çıktıktan sonra oyunu tabii ki götüremeyebilirsin düşürdüğünde pozisyon vermemesi gerekir bir de Pelkas'la ilgili İbrahim. Ee, tabii ki doğru söyledi. Ee, yani her şerde bir ayır var. Şimdi Mesut sakatlanmasa, Mesut önemli bir oyuncu. Keşke sakatlanmasın. Hiçbir oyuncu sakatlanmasın. Biz de futbolun içinden geldik. Hiçbir şey olmasın. Ama sakatlanmasaydı işte Erol bu hoca oynatacaktı Büyük Oska. Bu tempoları yapamazdım. bak ben sana söyleyip. Evet. Hocam ha, Pelkas, peki şöyle bir şey olmaz bir on hocam. numara. Pelkas Pelkas şimdi her oyuncu gelip 10 numara bu kadar koşup yani hem sprint hem dayanıklık mesela mesafe koşmaz. Yani bu kısa sürede de gelip 6 ayda ben her zaman söylüyorum bir teknik adam bir futbolcu bir camia ile helalleşmesi gerekir. Verdiği performansla Kerem sağ içinde. Yeteneğin olur olmaz o ayrı. Evet. Sağ içinde helalleşmen gerekir. Belanda'nın gitmesinin en büyük nedeni helalleşmesi sağ içinde büyük paralar almış bir oyuncu. Hiçbir zaman performanstan ben Galatasaray taraftarının memnun kaldığını düşünmüyorum. Yani e ee, bazı oyuncular, bazı antrenörler o oynar eder büyük beklentiyle gelir ama performans vermez. Bir türlü istenen oyunu sahada mücadele etmez. Pelkas 6 ayda bu çok önemli gelip Fenerbahçe taraftarıyla yani helalleşme gibi kazandı hocam. bitti. Çok bu çok çabuk önemli. Süreci. Yani helali olmuştur demiştir ki helalleşme. Evet. Yani biz tamam Pelkas oyunu ediyor. Bu çok önemli. Pelkas Mesut sakatlı evet her şerden dediğim gibi ayrı doğar. İşte bu tempo ritimde oynayamazdı Fenerbahçe. Ama ben şöyle bir Mesut şey da başlardın. Mesut bunu da da oynayamazdın. Bak belirtmek gerek. Doğruyu da söylemek ben. gerekir. Mesut tabii ki olsaydı, oynasaydı kaliteli oyuncu. Bunları hepsini aynı tekrarlamayalım. Yani aynı şeyleri dönmeyelim. Hiç tartışmasız. Bütün herkes bunu zaten bütün futbol severler futbol severler kabul ediyordur. Ama Pelkas'ta farklı oyun çıkıyor işte. Evet. Daha merkezde sol çizgiye attığında farklı oyun çıkıyor. Bir on numara arkada Santrofo arkası. Hem gol atıyor, hem asist yapıyor, hem baskı yapıyor. Bak şimdi prese gidiyor, dayanıklılığı sprint atıyor. Yani o tempo ritimi de arttıran oyuncu onu da söylemek gerekir. İbrahim eklemek istiyorum. mesela burada hocam. tam Pekras kesinlikle çok değerli oyuncu. Çok şey katıyor, fark yaratıyor e, Fenerbahçe'de. En değerli oyuncuların bir tanesi ama eğer Mesut da olmuş olsaydı yani o 10 numara bölgesi Mesut olduğu zaman Pekası solda değerlendirebilirsiniz. Hani Pekras'ın mesela Samuel'e attığı evet. pası, Mesut hem Samuel'e kullanılabilir, hem Pekas'a kullanılabilir. Mesut hazır diye değil, Bak hazır değil. Hocam, Ondan bana, Mesut hazır olsa burada... sorun değil. Hazır olmadı, halde Erol Hoca oynatacaktı. O zaman bu tempo ritmi yakalayamazsın. Farklı bir oyun çıkar ister istemez. Bu kadar baskıya gelmez. Geçen sene Mart'ta oynamış, bir sene yakın oyun oynamış. Yüksek tempolara o maç temposu ritmi oynamamış bir oyuncu. Yetenek Hocam orada bir, bir hata yaratır. var tabii ki. Orada ee, Mesut geriye gelmez, erken oynatıldı. Evet. Bu sadece Mesut için geçerli değil, Falcao için de geçerli. İlk geldiği zamanları biliyoruz. İlk geldiği çok çabuk oynatıldı bunlar belli bir süre oynamamış oyuncular geldi. Maç eksiği var. Bu kolay evet. kolay bir şey değil yani. Bu eksikliği oluyor. Sakatlanabiliyorlar. Ama Mesut da olmuş olsaydı eğer Fener'e başladı. Çok daha bir hani topun onda kaldı. Mesut'lu, Pelkaslı, işte Samuel'in orada kuşları yapacak. Daha topun kendinde kaldı. Daha dominant, daha baskı yapan bir takım olabilir diye düşünüyorum. Ya olabilir ama hiç... çok güçlü olsun. Şimdi Ozan farklı oyunlara evlenir. Yani Ozan ne yapacaksın? Tiam'ı keseceksin. Bir atletik oyuncu mesela. Veya Tiam oynayacak Valencia'yı keseceksin Samuel'i. Orta saha düzeni farklı olacak. Yani Mesut geldiğinde ilk oynadı tabii birikmiş enerjiyle oynadı. Bana göre Erol Hoca'nın şeye de dikkat etmesi gerekiyor. İrfan Can de. Onun da bir esi var bir buçuk ay. Şimdi böyle oyuncular ilk geldiğinde oynarsın. O birikmiş enerjiyle Kerem bir iki hafta oynarsın. O yük bindiğinde Mesut'a bindi zaten. İlk daha hareket ediyordu. Bir kupa maçı oynadı Başakşehir uzatmalar vesaire bir daha oynadı. Dikkat et sağ içinde o yükle beraber yani ne kadar teknik beceri kilosu da olmasa Mesut'un o yük bindiği zaman maç temposu yok. Ritmi sıkıntı yaşadı yaşayabilir. Bu mesutluk değil. Her oyuncu yaşar. Şimdi İrfan Can'a dikkat etmesi gerekir Erol Hoca'nın. Birikmiş enerji oyuna girdi mesela fark yaratıyor İrfan Can. Yetenekli oyuncu işte tartışması. Evet. Fark yaratıyor. Yani onu da çok doğru kullanması gerekir. Ona da yük bindikten sonra birkaç hafta sonra yani onun rotasyonunu da iyi ayarlaması gerekir Erol Hoca. zaten kadro kurma konusunda önümüzdeki haftalarda hem İrfan Can'ın gelmiş olması hem Gustavo'nun gelmiş olması. Şimdi bakıldığında e, Sosa ile Mert Hakan'ın uyumunu da gördük. Hem Trabzonspor maçında hem bu maçta onların uyumunu da gördük. Biraz zorlanacak. Yani nasıl bir orta saha kurgusu yapacak? Sosa'nın evet. özellikle bu son virajda forma girmesi çok evet. önemli. Çok ne... değerli bir oyuncu. Evet. Nasıl Maç... olabilir o kurgu ne... hakikaten? Ya şimdi ya Gustavo'yu kesin oynatacaktır. Burada sıkıntı olacak. Sosa'nın bu performansı, hani oyuna katkısı belki tempo olarak çok yüksek tempoda oynamıyor hala ama oyunun içinde belli bir dokunuşları oldu. E, bu gör, maçta da oldu. Bunu gördük. Mesela Trabzon maçında da deplasmanda da çok önemli. Trabzon. Şunu ben çok yakaladım. Sosa Mert Hakan'ı çok iyi kullanıyor. Yönlendiriyor. O ilk 30 dakika Yani baskının en büyük sebeplerinden bir tanesi Mert Hakan'dı. Yani her yere koşmaya çalışıyordu. Sosa hemen gelip ona yanına katılıyordu, yardımcı oldu. Onun kadar yüksek tempoda olmasa bile orada işte o sıkıntıyı nasıl giderecek? O ikiliyi nasıl yapacak? Üçlü mü yapacak? işte İrfan Can'ı nasıl kullanacak? İrfan Can'ı kenara mı atacak oynatmak için? Çünkü e, Pelkası şimdi bu performansıyla bir aksilik olmadığı sürece, bir sakatlık yaşamadığı sürece umarım bu haftaki şeyden dolayı da durumu iyidir. Yo iyi bugün antrenmana çıktı seyrettim evet, ben. Evet. Yani şimdi, umarım iyidir. Bizim çünkü çok, zaten antrenmanı canlı verdi. Uzun süre evet. uzun Çok, süre Kötü evet. bir 30 Saniyemiz. Evet, çok kötü bir evet. Ya Fenerbahçe şunu yapacak. Şimdi hem Reyhan Hocam'ı dinledim hem İbrahim'i dinledim. Çok doğru şeyler söylüyorlar. Fenerbahçe bu baskıyı her zaman yapamaz. İbrahim'e katılıyorum. Yani 30 dakika bile az bir süre. Geldiğimiz duruma, konuma bakarsak artık son 12, 12 hafta daha fiziksel olarak daha iyi durumda olması lazım Bunu daha çok yapması lazımdı. Hadi daha çok yapamıyorsunuz. Oyun içinde zaman zaman yapıyorsunuz. O zaman da o baskıyı yapmadığı zaman Fenerbahçe o Oyunu bilen oyuncular dediğimiz kadroyla topu kendinde tutacak, vermeyecek rakibe. Yapması gereken tek Aktif şey bu. Dinlenme Aktif dinlenmeyi yapacak. top kendindeyken yapacak. Teşekkür ediyorum Generaliş İbrahim Toraman, Real Kapsal çok sağ olun. Sevgili seyirciler, programımıza noktayı koyuyoruz. Top bizde de. Bu hafta bizden bu kadar.